Evet. Kazanım 51 değil. Şimdi demiş ki gerçek sayılarda tanımlı aşağıdaki mutlak değerli fonksiyon grafiğini çiziniz. Şimdi burada şunu yapacağız biz. Mutlak değerin içi büyük bir ise küçük bir ise ayrı değerlendireceğiz. Yani buranın kritik noktası 1 olduğu için ilk çeşittir bir kritik nokta. O zaman ben direkt şöyle yazacağım. Bak fx eşittir. Şuraya yazayım. fx eşittir. Burası artı ise olduğu gibi çıkacak. X eksi 1 eksi 1'den x eksi 2 olacak. Bu x büyük eşit 1 iken. Bunu direkt söyleyebilirim. Yani iş artı iken. O zaman diğer kritik nokta için yani x küçük 1 iken kritik noktaya göre daha küçükken. Mesela sıfır verdim. Bu sefer eksi oluyor içerisi. Eksi x artı 1 oluyor. Mutlak değer öyle çıkıyor. Eksi ile çarp çıkardım. Eksi 1'i var. Direkt eksi x oldu o zaman da. Doğru mu? Yani ben iki tane grafik çizeceğim. Şöyle göstereyim grafiğimi. X büyük eşit 1 iken neymiş? X eksi 2 benim grafiğim. X küçük 1 iken eksi iki. Şimdi normalde X eksi 2. Bunun e, şeyini çizerken X'e 0 verdim. Grafini çizerken Y'si eksi 2 oldu. Y'ye 0 verdim. X'i 2 oldu. Normalde bu eksi 2 iki ve 2'den geçen. Şöyle devam ettirdiğin zaman. Şöyle bir doğrusal fonksiyon. Doğru mu? E, burada ama ben. 1'den büyük olan kısımda onu kullanacağım. O yüzden alttan değil direkt birden başlatıyorum. Ya da şöyle düşünebilirim. Buraya 1 verdiğim zaman eksi 1 oluyor. 1'e eksi 1'den başlıyor. E, 0 verdiğim zaman 2'yi bulmuştum zaten. Şuradan yukarı doğru bu noktaları 2,0'dan da geçtiği zaman birleştirdiğim zaman yukarıdaki parça elde ederim. X küçük 1 iken eksi x elde edeceğim. Zaten x küçük 1 iken 1 verdiğimde eksi 1 oluyor. 0'dan da geçecek y eşittir eksi x. Y eşittir eksi x'in grafiği de Birin solunda onu alıyorum. Bu şekilde grafiğimi elde ediyorum. Yani kritik noktaya göre hareket edeceğim. Şimdi burada e, g x eşittir 3 artı 4 eksik. Şöyle açayım şeklimi. Şimdi şurada kritik noktam ne? Şuradaki e, fonksiyonu nasıl yazdığımı göstereceğim. x eşittir 4. Şimdi x büyük eşit 4 iken mesela 5 ver burası eksi oluyor. Doğru mu? Yani bu nasıl çıkacak x büyük eşit 4 için? Şuradaki fonksiyon 3 Eksi ile çarptım. Eksi 4 artı x oldu şuraya eksi ile çarpınca. Yani eksi 1 artı x'ten x eksi 1 oldu. x küçük 4 iken mesela burada 3 ver. Bu sefer burası artı oluyor. 3 artı 4 eksi x yani 7 eksi x oldu fonksiyonum. Şimdi burada nasıl çizeceğiz? Kritik noktam 4. Şimdi 4'teki değerlerini bulalım. 4 yazdığım zaman 3 oluyor. 4'e 3 noktası benim kritik noktam. Şuradan başlattım fonksiyonu. Şimdi örneğin x büyük eşit 4 iken fonksiyon ne? x eksi 1. Şimdi 4 yazdığımda 3'ü elde ettim. 5 yazdığımda mesela G5 dediğim 4 olacak. 1 eksi olacak. G6 ne olacak? 5 olacak. Yani yukarı doğru artarak gidecek bu. İşte şuradan istersen 5'e 4'ü falan karşılık getirebilirim. Bu sağ tarafta yukarı doğru. Aşağıda ise 7 eksi x. Şimdi 4'teyken 3 olduğunu bulmuştum. E bir de x'i 0 iken y ekseni üzerinde y'si 7 oluyor. E doğrusal olduğu için şu 4,3 ile 0,7 noktasını birleştirdiğim zaman fonksiyonun sol taraftaki parçasını da çizmiş oldum. Devam ediyorum. Şimdi burada da x2 x eksi 1. Benim kritik noktam ne? Şurayı sıfıra eşitleyince kritik noktam 1 bölü 2. Artık kritik noktayı bulmayı öğrendik. Şimdi x büyük eşit 1 bölü 2 iken mesela 1 ver içerisi pozitif olacak. Olduğu gibi çıkacak. 2x eksi 1 eksi x var dışarıda. Yani x eksi 1 oldu benim grafiğim x küçük 1 bölü 2 iken yani burası eksi iken eksi 2 x artı 1 eksi ile çarpıp çıkardım. Eksi x yani eksi 3 x artı 1. 1 eksi 3 x oldu. Şimdi kritik noktamı yerine yazıyorum. Bak 1 bölü 2 burada ister yukarıda ister aşağıda hiç fark etmez. İkisi de e, sağlıyor sonuçta. 1 bölü 2 yazdığım zaman ben yukarıda eksi 1 bölü 2 elde ederim. 1 bölü 2 eksi 1 ya da aşağıda yazarım. 1 eksi 3 bölü 2'den yine eksi 1 bölü 2. Benim kritik noktam burası. Şimdi sağ taraf için konuşalım. X büyük 1 bölü 2 iken. Örneğin burada x'e 1 verdiğim zaman y ekseni kestiği nokta. Y'ye 0 vereyim. Yani x, x 1 0 eşitledim. X eşittir 1. E bu noktaları birleştirince zaten doğrusal olacağı için bu sağ taraftaki parçayı çizmiş oldum. Sol taraftaki parça için zaten 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 noktasından başlıyor. E bu sefer burada x'e 0 verirsem yine y eksenini kestiği noktayı bulayım sol tarafta. Y'si 1 oluyor. E bu noktaları birleştirdiğim zaman zaten şuradaki 1 3 x'in grafiğini çizmiş oluyorum. Direkt bu şekilde şey yapabilirim. Tabi burada örneğin şuradaki noktayı da bulabilirim. Yani benim fonksiyonum ne? 1 3 x bunu 0'a eşitlersem x dediğim 1 bölü 3 geliyor. Yani şuradaki noktam aslında 1 bölü 3 olarak yazabilirim. Ama bunu bulmama gerek yok. İki noktayı bulup birleştirirsem zaten bana yetiyor. Şimdi dördüncü sorudayız. Dördüncü soruda ne demiş bize? Mutlak değer x. 3 x artı 5. Şimdi yine Kritik noktam ne bu sefer? Direkt sıfır. x büyük eşit sıfırken olduğu gibi çıkıyor bu. x eksi 3 xten eksi 2x artı 5. İlk küçük sıfırken eksiyle çarpıyorum. Eksi x eksi 3 xten eksi 4x artı 5. Şimdi x büyük eşit sıfır için konuşalım. Şunun için konuşuyorum. Şimdi zaten sıfıra 5 benim ortak noktam. Tam sıfıra 5 ikisinde de sağlıyor. Buradan başlıyorum. Sağ taraf için konuşuyorum. E Bu eksi 2x artı 5'i sıfıra eşitlersem yani y, y, eşittir 0 değil mi x ekseni üzerinde? x dediğim 2x5 x dediğim 5 bölü 2 bulunuyor. Yani 0, 5 bölü 2 sıfırdan geçiyor. E buraya ne yaptım? Bu noktayı birleştirince sağ tarafı çizmiş oldum. İki noktayı bulup doğrusal olduğu için birleştiriyorum. Sol tarafa geldim. Şimdi 0'a 5 sağlıyor zaten burada. E zaten bu doğrusal olacağı için bir tane daha değer bulayım mesela. Eksi 1 verdim 0'ın solunda olduğu için. Eksi 1 verince burada. Eksi 4 çarpı eksi 1. 4 artı 5'ten eksi 1'e 9. Bu iki noktayı birleştirsem yeterli. Tabi eksi 2 versem mesela 13 olacak. Onu da bulabilirdim. Ama bir tane bulup bunu yukarı doğru birleştirmem yeterli. Yani burada şuradaki eğim aslında benim olayım. Eğimin eksi 4 olduğu bir doğru çiziyorum burada. Sağ ve sol parça diye ayırdım. Şimdi burada sadece mutlak değer olduğu için burada şöyle yapabilirim ben. İki türlü düşüneceğim. Birincisi şöyle yapacağım ben. Bu normal yoldan çözümünü göstereyim önce. Bir 0'a sıfıra eşitlersem yani bunun kritik noktası ne? 3 eksi 5 x 0. 3 x 5 şey 3 eşittir 5 x 5 x eşittir 3. x 3 bölü 5 geldi. Kritik noktam 3 bölü 5. x büyük eşit 3 bölü 5 iken mesela 3 bölü 5'ten büyük bir değer verelim. Örneğin 1 verelim. 1 bunu sağlıyor. 1 verince normalde burası ne oluyor? Mutlak değerin içi 3 eksi 5 eksi 2 bölü 2'den eksi oluyor. O zaman büyük eşit 3 bölü 5 iken eksiyle çarpacağım. 3 eksi 5 x'i eksiyle çarpıyorum yukarıyı. 5 x eksi 3 oluyor. 5 x eksi 3 bölü 2. küçük 3 bölü 5 iken örneğin 0 ver. Bu artı oluyor bu sefer. Olduğu gibi çıktı. 3 eksi 5 x bölü 2. Şimdi burada kritik nokta 3 bölü 5 olduğu için 3 bölü 5 bunu direkt 0 yapan değer zaten. 3 bölü 5 0 kritik noktam. Bunun sağ tarafında örneğin buraya 3 bölü 5'ten büyük bir değer verelim. 1 verelim. 2 bölü, 3 bölü 5'ten büyük 1 verdiğim zaman 2 bölü 2'den 1 olur. Yani şurası 1 iken burası da 1 oluyor gibi düşünebilirim. O yüzden şu iki noktayı birleştiren yani yukarı doğru eğimi şuna göre verilene göre eğimi 1, 5 bölü 2 olan pardon eğimi 5 bölü 2 olan doğruyu çizdim sağ tarafta. Sol tarafta ise 3 eksi 5 x bölü 2. Şimdi 3 bölü 5'i 0 zaten sağlıyor. E bir de x'e 0 veririm. Y eksenini kestiği noktada 3 bölü 2. Bir de bunu birleştiririm. Zaten grafiğimi çizmiş oldum. Şimdi burada sadece mutlak değer olduğunda onu da kırmızıyla göstereceğim. Aslında grafiği şöyle çizebilirim. Normalde y eşittir 3 eksi 5 x bölü 2'yi düşünelim. Mutlak değer yokmuş gibi. x'e 0 verdiğimde y'si 3 bölü 2. Doğru mu? 3 eksi 5 x bölü 2. x'e 0 verdim. y'si 3 bölü 2. y'ye 0 verdim. y'ye 0 verdim. Doğru mu? Ne oluyor? y'ye 0 verince 3 eksi 5 x eşittir 0 oluyor. 3 eksi 5 x eşittir 0. X dediğim 3 bölü 5 oluyor yani. X dediğim 3 bölü 5 oluyor. Şimdi normalde x'i 0 iken 3 bölü 2 burası. 3 bölü 5 burası. Normalde mx'in grafiği mutlak değer olmasa direkt şu kırmızı grafik çizgi çizgi yaptım. Şöyle aşağı doğru devam edecek. Mutlak değer olduğu için aşağıdaki parçanın yukarı doğru simetriğini alıyorum. Ne elde ediyorum? Mutlak değer fonksiyonu elde ediyorum. Yani 3 eksi 5x bölü 2'nin mutlak değerini elde ediyorum. Dediğim gibi önce mutlak değer yokmuş gibi düşünüp alttaki parçayı 3'te katlayabilirim ya da parçalı fonksiyon şeklinde yazarım. Aynı sonucu bulurum her türlü. Kazanım 51'i de bitirdik. Şimdi kazanım 52'ye geçebiliriz. <laughs>